Evet aldı. İşte bu be. Anam. Para para bamba. Para para bamba. Havaya girdi. Ben şovdayım arkadaşlar. Nail abi, hiç yakalamadığımız bir balık geliyor gibi hissettim. Ben de öyle hissettim ama acayip bir şeyler. Feeling good. Yeah. Günaydın sevgili dostlarım. Costa Rica'da yeni bir sabaha uyandık. Vallahi çok yoruluyoruz gündüzleri. Akşam dün de 8.30'da yemekten sonra herkes yine bayılmış. Ve sabahları da yorgun kalkıyoruz. Çünkü bayağı açıklara gidiyoruz. Bayağı mücadeleler oluyor. Çok da çetin ceviz geçiyor mücadeleler. Ama keyifler yerinde. Sabah yine müthiş bir coğrafyaya kalktık. Yani Los Llanos, Costa Rica. Tropik bir yer ama ben bayıldım. Daha önce geldiğimde de zaten bayılmıştım. Şimdi bugün çıkıyoruz. Bugün farklı bir balıkçılık yapacağız. Deep fishing yapacağız. Canlı yem, belki ölü yem, işte jig. Farklı balıkçılık deneyeceğiz. Çünkü artık suyun üstünde yakalanabilecek en iyi balıkları yakaladık. İnanılmaz blümerliler yakaladık. İşte doradolar, seyilfişler. Dedik değişik bir balıkçılık yapalım. Çünkü suyun altının da ben dehşet olduğuna eminim. Dipte neler var Allah bilir. Çünkü sadece marinanın içinde bile, izlediğiniz videolarda zaten öyle balıklar var ki 10 kilo balıklar marinanın içinde cirit atıyor falan. Çok zengin sular, okyanus suları sonuçta. Şimdi ekip toparlanıyor. Birazdan atlayacağız golf arabamıza. Marinaya gidip yeni bir güne başlayacağız. Çok güzel bir gün olacağına ben inanıyorum. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Tüm gün beraberiz. Hadi bize rast gelsin diyorum. Let's go baby. Yeah. Are you ready? Yeah. Uzun kollu bir şey almadım ben, alayım mı? I'm ready. Yine mis gibi güzel, mükemmel bir sabaha uyandık. Hava nefis. Ekibin enerjisi yerinde. Çünkü akşam 8.30'da uyuyoruz. Her gün rekor kırıyoruz. Erken uyuma rekoru. Yine marinamıza giriyoruz. Şu sabah şu marina girişleri bile insana ayrı bir şey veriyor, coşku. Yeni ümitler yeşeriyor. Maverick'in tekneleri var. İnanılmaz güzel. Şu Central konsollarına bayıldım. Ne yapıyor beyleci? Good morning. Marinadaki balıklara tavız aslında ya. Şurada izin verseler bize, biz tekne parasını öderiz abi marinada. Ava tavız biz yani. Baksana abi geçene, bak. Bak. Evet. Oy. Bak arkadakine bak. Oy. Ulan oy, bir tane daha geliyor. Şuradan zıpkını sıksak. Çaktırmadan. Aklımız gitti valla. Balıklar. Oy gidiyorlar balıklara. Bak. Biri oradan gidiyor, biri oradan gidiyor balıkların. Evet. Bizim spinleri koymuşlar gördüğünüz gibi abi. Dipte falan çalışacağım sana. Good morning. Good morning. No direction. This is Sergio, my friend. Good morning. Good morning. What is your name? I'm Sergio Garcia. Nice to meet you. Yeah, mucho gusto, Sergio. Hola. Hola. Good morning. Yes, welcome. Thank you for living yourself inside. All right. Last today we catch 7 bloomerlings. Really? 7. Hava çok sıcak. İçerisi 7 tane bloomerling yakaladık deyince o da şok oldu. Bir daha tekrarlamak zorunda kaldı. İnanamadı yani. Ağzı açık kaldı. Oğlum. Son 2 günde. Sen kimle raks ediyorsun? Soba borusu mu? Shimano. İpleri niye az abi? Doldurmamışlar, merak etme. Sağ. Demek ki derinlik çok büyük. Sağlar var ya. 50 metreden fazla var. Yani sağ da var, sol da var. Ya yani büyük balık alır ya. Gider ya. Rakip balıkçılar. Morning. Morning ya. Manedan ayrılıyoruz. Öbür tekneye mi başladı ya, ben taktiği içmedim. Ha, kuş geldi gitti. Gördün mü, dibine kadar geldi gitti kuş. Biz mesela şimdi marinadan çıktık. Şurada bir yerde dursak, buradan şuraya doğru atsak tutamaz mıyız? Tutarız. Ayrı balık orada var, burada yok mu zannediyorsun? Mümkün abi, değil. Şu direğin dibine at. Haydi abi, bir hata yaptık. Orada silikonu indirecektik, rolling yapacaktık. Bak diye dinleyecektik. Check Nailer, check Allah, check Kurnas.
Kamil Afganov, que vamos a decirme la otra. ¿Ah? Vale, a una caña encima la otra. Switch. Switch, go to the other side, buddy. Go under. Under. Leather. Onda balık var, onda. Bundaki iri bir şey. İri iri bir şey bu. Ya da üçü dört, üç, abi üçü dördü dolu olabilir. Çapari vardı bunda üçlü dörtlü. Canlı yem en sevdiğim. Canlı. Her zaman heyecanlı. Big one here. Ya. Yok abi, bonito. Oo, yazılı. Good. Hı? Ne bastı be? Çok bastı ya. Burada 3 tane vardı. Hangisinde? Ağaçta. 3 tane var. Biri içeride. Birini attı. Bunlar yem olmaz ki. Yaşlı, hayır, bunları takacaklar. Aha, ne yiyecek bunları? Ale palante, be careful with the hooks in the floor. Be careful. More, so we can try a lot of times in the bottom. Boom. Deneyeceğiz hepsini. Bam bam, zaten yiyecekler diyor. Bu tam yemlik, hadi. Bu iki tane. Bu, bak, bunlar palamut. No. Sen dedin ya, bu kadar kolay olmamalı şey tutmak, yem tutmak. Bu kadar kolaymış. Evet, çok kolay. Ya demek ki düşünsene buradaki şeyleri, bonitoları, yazılıları, şunların boyutlara bak. Yem yapılamayacak. Ya amacın bu olsa bir ton yakalayacaksın günde demek ki. Öyle balık var ya. Yani. Gelmiyor ha. Bu da aldı. Al. Bu gelmiyor, takım sarmıyor, iyi mi? Acayip gelmiyor, takım gelmiyor bak. Bakar mısın nasıl dipliyor bu ya? Oho, o büyük toriklerden bu. Bizde mahallin çekmiş adam kız sen. Vallahi. Bu sefer herhalde 3 tane o büyüklerden var. Lan bu acayip bir şey ya. Ha? Bu acayip, izle bunu. Bu o en büyüklerden herhalde 3 tane. 2 tane. 2 tane gördüm. 2 tane gördüm. Kan kaybedenin yerine yeni denizlere takalım. Oldu, canlandı bak orada. Abi nasıl asılıyor biliyor musun şu balık? Şey kadar asılıyor, Blue Marlin kadar. Abi 2 kilo balıklar ya. Ama 2 kilo balık Blue Marlin kadar şey yapıyor. Yani edine budu ne diyeceksin? Ama biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa. Bunun düşünsene 100-150 kilo orkinosu. Bir de ağzını açmış böyle, su çekiyor. O da canlanmış ha. Bu abi bile çok keyifli. Balıklara baksana. 5 dakikada 200 kilo. Aldı. Kaçtı. Kaçtı veya kopardı abi. Yok, kaçtı. Ama çok büyük bir şeydi sanki. Evet. Yok ama. Şeyde ısırtlar abi bu arada. Ersen abi de ısırdı bir şey. Yok. Amirin içinden aldı. Evet. Geçmedi dişine. Aldı mı sen de? Ne yaptı? Baksana abi. Aha, çok acayip bir şey var aşağıda.
Alacağız alacağız. İnerken yolda aldı. Yol başladı. Burada daki kuzuyu buluyor muyum? Bak sen. Evet. Ben de canlı falan buldum. Okay. Ufak olan, ufak boyu taktık. Nail abi de... Vuruyor beyler. Vuruyor bana. Vuruyor. Vuruyor. Vuruyor bana. Nail abi de vuruşunu vuruyor. Çek abi gel. Vuruyor. Çek çek. Bıraktı. Evet aldı. 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 İşte bu be. Aldı. İşte bu be. İşte bu Nail abi. Aha aldı beyler. Aldı beyler. Yine geçti galiba. Geçti mi? Yine geçti bu sefer Nail abi. Beyler aldı. Anam. Para para bamba. Para para bamba. Havaya girdi. Ben şovdayım arkadaşlar. Easy in the way out. İyi. Geliyor. İşte geliyor. Bakacağım. Şey gibi vurdu ya. Tak 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 aldık. Kubera mı? Hadi solo por aquello. Let's see. Allah gönlümüze göre verecek. Kaç oradan? Kaç oradan? Tam bu tarafa geç. Ne geliyor acaba ya? Çok merak ettim valla. Ben de merak ettim. Nail abi hiç yakalamadığımız bir balık geliyor gibi hissettim. Ben de öyle hissettim ama. He? Acayip bir şeyler. Feeling good. Yeah. I know. Nail amcam neredeyse mücadele koltuğuna oturacak. Yok bunu sonuna kadar hissediyorum. Oh. Evet. Görün. Balık aynaladı beyler. Balık aynaladı. Balık aynaladı. I see color. Nerede? You ready guys? Gördü. Aha. Alıyor gene. Evet gördüm abi. Ne bu? Parede parmalıyız ya. Sarı marı bir şey ya. Akya galiba. Yok ya. Oh! Dev grubu. Yakaladım balığa bak. Nail abi bu ne ya? Bu ne ya? Ana tut. Nail abi. Nail abi ne yaptın ya? Anam ben de bilmiyorum. Söyle abi. Çek. Söyle abi. Muhteşem bir şey ya. Abi. Bu nedir Suat? Ne diyorsun buna ya? Nail abi ne yaptın ya? Tasmayı fena vurdu. Nail abi balığın kafasını eğ. Uzat abi. Bana bak gülümse abi. Suat abi. Çok iyi ya. Suat abi. Oğlum sen de bizi fotomodel yaptın ya. Hayvanın ağzında... Çok sayıda iğne var. Kırılmış, kopartmış iğneleri. Hayvanın gücünü oradan anlıyorsun. Resim faslını bitirelim. Soda. Devam edeceğiz ama çok soda. Güzel bir resim Çekmete. Gibi bir yere geldik dedi kaptan taşın üstüne. Biz sabah biraz mutsuzduk sanki. Ondan sonra ama şimdi bütün keyifler yerine geldi. Balık gelince. Her zamanki gibi ya balık gelince iş değişiyor. Bir de baksana balığı abi yani trofe bir balık. Böyle her gün denk getirebileceğin bir balık değil. Bu buranın kırmızısı abi. Abi söyleyeyim, çok iyi. Kubera Snapper adı. Şimdi Nail abi salmıyor muyuz bunu? Oyla mı yapıyoruz? Sen sonra emniyeti bir yere al. Abi ben burada... Ağzını açana... Suat abi. Ağzını açana kakıcı vururum. Ay canım gelmedi ya salma fikri. Lan ne diyorsun Suat bu işe? Suat abi. Abi çok iyi balık ya. Sen neden ilk defa atıyorsun? Akşam bunu. Akşam kesin o farz oldu. Ha plaki yapalım bunu. Masaya yatırırız. Bütün siteye bizden. Evet sevgili dostlarım. Şöyle 3 iğneli yemli bir takım yaptık. Bunları şimdi 100 küsür metrelere indireceğiz. Burada ne varmış? Orpos, grouper. Yine dik balıkları tamamen farklı bir avlanma yöntemi. Aslında çok zevkli vuruş anını hissettiğim izmarit takımı yaptık ama balıklar izmarit değil biraz daha iri. O yüzden takım ve iğneler yemler de iri. Ersan abi ve Nail abi de var. 3 tane üçlü takım var. Ya 9 tane yem indireceğiz. Nail abi bugün vurdu gol oldu zaten. Aldı balığı. Ben 2 tane kalamar kafası taktım. Ortaya da bir tane palamut. Vuruş var ama sanki büyük balık değil. Ufak vuruşlar yemi yarıdan yemişler. Kalamar kafası her zaman iş yapar abi. Böyle tam burada ne lazım? Minkoto işte. Ha? Taşın üzerinde burada duracaksın. Minkoto ya da sıkayuk. Güzel olur tabii. Daha küçük iğne, daha küçük yem lazım.
Geliyor mu? Ben aldım abi. Gibi. Aldım gibi. Bir tane çeksek abi ne gıdıklıyor bizi, en azından onu görelim. Evet, açacağız. Dur o taktiğe sinkoniktir. Evet, yolda da ara ara basıyor. Ha. Geliyor bir şey. Geliyor gönlümün efendisi Nail abi. Pembe takım durumu bir mi yapıyor acaba? Evet. Yolda kafa atıyor. Her ne geliyorsa. Büyük merak var teknede şu an. Kimsenin en ufak fikri yok ne geldiğiyle ilgili. Böyle tanımadığımız bir adamın da böyle bir güzelliği var değil mi Nail abi? Ne geleceğini bilmiyoruz. Sürpriz. Tamamen sürpriz. Okyanus burası, sürpriz açık. Oo, neymiş? İyi bir balık abi. Ufak değil. O ne? Kut. Bir balık abi. Sen beni aldın. Evet, daha önce hiç yakalamadığım bir balık. Böyle balık sen tanıyor musun ben sana? Suratı biraz şeye, hani, kuru palazına benziyor. Evet. Benziyor mu? Aslında dip balığı. Hani lahoz mu? Ben de size mi yakalandım acaba? Can I release this fish? No really, it's gonna die anyways. Aha, bu ne lan? Die? Ana, yılan balığı geldi. Hey, it's going to die. Yılan balığı geldi. Ölürmüş, dipten çektik, yaşamaz diyor. Evet. Abi orada o yüzden göndermiyor diyor, orada da mığır geldi. Ben alsana. Kimi çekiyoruz ya? Kancaya da gidiyor. Başka kanca var mı? Ben yok, çekiyorum, boşta değilim. Çıkarmaya çalışıyorum ama. Evet, sarılmış, açıldı ve tutuldu. Gitti. Suat abi aldı, gel. Güzel bir balık oturdu. Şu anda geliyor galiba. Hı? Eteğe de geldi. Etabide de var. Evet, güzel. Bakalım kiminki daha büyük. Benim balık kafa atıyor şu an ha. Ben de aldım balık. He? Aldım balık. Ersan abi. Ne oluyor? Aynı abi de aldı. Güzel balık. Ersan abi de aldı galiba. Sende de balık var Ersan abi. Bende de güzel balık var. Şu an four strike mi oldu? Ne oldu? Dört kişi birden balık aynen, çekiyor. Aynen. Hı? Bende de güzel balık var. Mehmet abi de yok. Bende var, güzel balık var. Benimki bayağı sağlam balık beyler. Geliyor şu an. Birbirimizi çekiyoruz galiba. Parladı, ayna yaptı. Aynaladı. Bu aldığının büyüyor abi. Yok. Bakayım. Evet, büyüyor. Hemen aynı boy. Hemen aynı boylar. Ama daha güzel vuruşlar almıştım. Bak. Bu arada geliyor mu sizden de? Tamam mı? Çok iyi balık geliyor. Tamam abi. Güzel abi. Bunun için geldik. Çok yakışıklı bir balık. Birbirimizi çekmiyoruz değil mi? Yalnız kalamara gelmiyor. Palamuta geliyor, bilginiz olsun. Bana da sağlam baksana, kafa vuruyor. Baksana gözleri şeyi akya gibi şurası. Sürmesi. Dudak da öyle çok akya baksana gibi. Çok bana. Dişli bir balık, dip balığı gibi değil. Ama levreye de benziyor, lahoza da benziyor. Ve mezgite benziyor. Evet, mezgit. Her şeye benziyor, bayağı yakışıklı balık. Biz aynı balığı da çekiyor olabiliriz ha. Benim balık geldi. Balık geldi abi. Benim balık geldi. Nail abi. Benim balık geldi Nail beyler. Beyler. Nail abi orpozu aldı. Gör. Bütün balığı al abi önce. Balığı al. Takımları boşalt. Almışım. Çekimleri balığı al. Çok güzel bir orpoz. Anladım ama yani böyle balık ayıklanmadı. Yavru da şey var, lipsos. Burası takipçi demek. Evet. Abi balığa bak. Çok güzel. Bizim ateş balığı gibi ya. Bir tane lipsosla bir tane. Körtlek. Evet. Körtlek. Ne yiyeceğiz, şaşırdık akşam. Hangisini yiyeceğiz? Vallahi billahi ya. Çiğini satarız. Evet. Tezgahı açalım. Güzel balıklar. Güzel taşlık bir yere geldik. Bayağı atacak bit balığı yakalıyoruz. Mete abi de oradan kaldırıyor bir şey sessiz sedasız. Abi dikenleri de... Abi bu sırt dikeni zehirliymiş, dikkat et. Bunun kolunda. İkisini de abi. Çek bakayım bro. Bu salıyoruz değil mi abi? Tamam. Don't try in the water. We keep the fish.
Atma balığı diyor, bana atma. He's too deep, he died. O oltayı atmışlar onu. Evet, o ölecek o balık. Onu alalım, alalım. O balık ölmüş zaten. Evet. Abi canım o gidemez ki buraya çünkü. Akşam ne yiyoruz? Lagos mu? Orfoz mu? Orfoz mu? Baksana onu. Ziyaret mi? Bu senin attığın mı Mete? Gidemez abi o hiçbir zaman. Buraya çıktıktan sonra vurulan olsun. Gel Suat abi ameliyat yapıyorsun. Doktor Suat değil. Doktor Suat değil. Lütfen ameliyathaneye. Burayı çok seviyor balık. Göbekten bir parça çıkarttı Suat abi ve... Çok ayna yapıyor. Akyem her zaman. O toro çıkarttı Suat abi resmen. Şöyle çapraz. Tam istediğim ya. Yaz palamutu yiyor. Kalamar attık yemedi mesela. Demek ki yem de önemli. Ha? Yedi mi kalamarı? Aynen abi. Şeytan. Körtek olan kalamarı yemiş. Evet. Çok güzel dip balıkları yakalıyoruz şu an. Bir ağırlık var ha. Ve şey yiyor. Palamut yiyor genelde. Şuna bir tane de şuna keseyim. Bayağı iyi balık lan. Üçlü çekeceğim. Üç körtek. Çok güzel balıklar. İndir bindir dip balığı çekiyoruz. Bir şey atladı şurada ha yunuslar. Bakar mısın? Oha. Büyük bir yunus sürüsü. Oha. Ya! Çok güzel vurdu be. Sağlam ya bir iki tane ya sağlam bir tane geliyor. Erkan abi sen de aldın vuruşu. Oldu iki. Ha? Göstersene şurayı. Abi çok zengin sular ya. Üstü ayrı, altı ayrı. Kıskandım adamları yemin ediyorum Ersan abi ha? Kıskanılmayacak gibi değil. Ya inanılmaz. Çok güzel bir şey geliyor ya da birkaç tane yine. Güzel mi? Zaten aşağıda müren geldi. Müren varsa mere taşlık ve zengin bir meradır yani. Kayalık, delikli, mürene yuva olabilecek. Dip balıklarının bol olduğu yerler o yüzden. Ama burada dediğim gibi dip balıkçılığı neredeyse hiç yapılmıyor. Yani ben görmedim. Hep trolling, büyük balıklar. O yüzden aşağılar, meralar çok zengin bir şekilde duruyor. Vay vay vay. 100 metreden kaldırıyoruz balığı. Geldi balıklar zaten gördüm ayna yaptı. Bakıyorum ne gelmiş. Bakıyorum. Yine aynı. Körtlekle. İki tane. No grouper. Be careful with that red one. Have poison. Ya. Sen de aldın abi. That's a nice one. Net abi de aldı. Net abi büyük. Evet. Net abi büyük bir şey aldın. Ha? Evet. Net abi kalama alan bir şey. Güzel. Buraya çek istersen. Geliyor mu seninki abi? Sağlam bir şey geliyor Mete abiye. Benekli geldi. Geldi. Oo, o da güzel. O da güzel. Oo, benekli bir şey bu. Değişik bir şey. Ersan abi. Bak. Leopar desenli. Ver bir fotoğraf. Okey okey. Go up. Pardon abi. Ersan abi. Daha sonra tek balık bana doğru da. Allah sağlam bir balık çekiyorsun bence Mete. Ha? Var mı 5 kilo? Bayağı yerden kese kese kaldırıyor yani. Abi yaklaşık ne söyle? Evet ne geldi? Haydi Mete, haydi Mete, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Oo, oo. İki tane var bir de. İki tane var bir de. İki tane var bir de. 5 kilo 500 gram bak abi. Vay 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 vay. Vay vay vay. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Vallahi doyamadık.
abi. Herkes aynı anda bindirdi mi? Aynen. Şu an Mete abi de var. Suat abi de var. Var abi. Var var. Suat abi de var. Zahil amca da var. Bu nasıl bir gün böyle? Sende ne var abi? 4'te 4 mü gene? Burada aldı. Evet abi, herkes balıkta. 4 oldu. Oo, balık Ersen var. Abi bu 4, güzel. 4. Ha? Güzel bir balık bir de. Oo, Ersen abinin bir kapı açıyor. Farklı bir şey mi acaba? Farklı bir şey. Kuş geldi. Balık geldi. Deniz kuşu. Dip kuşu. Farklı bir şey geldi şu anda. Denizli bir kuşu. Deniz altı çekiyor. Bu kırmızı olabilir. Çok kapı. Kırmızı gibi yani, ben de öyle hissettim. Bak 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 bak. Yanlıyor yani sanki. Yoksa Nail abininkinden daha büyük bir tuttun. Ersen abi, Kubera. Belki beraber getirdim. Vay yok abi, seninki bambaşka benim geliyor. Geldi, benimki hala tuttu ya. Bambaşka geliyor abi. Don't close, just take it. Şu an abi inanılmaz bir gün ya. Gözüktü balık. Valla iki tane çekmiş yine. Mete yine ikiledi. Mete abi yine çift. Evet. Abi aman kırmızıya dikkat et, bir yerimize ayağımıza falan çarpmasın. Evet abi. Evet, aman eder valla. Dipsos. Tebrikler abi. Dipsoslardan ne çorba olur abi. Bak bak. Orpoz mu? Orpoz gene abi. Oh, onun da dili şişmiş. Bu bizim plakalar olsun benziyor biraz ama daha değişik. Rengi düşsün. Peki yine tek balık çalışıyor. Hop. Hop. Güzel kırmızı. Bir çorbalı dipsos. Güzel bir. Çorba dipsos. Oldu resmen ya. Ha? Bu ne ya? İndir bindir. Suat abi bu nedir böyle ya? Okay, ya yem de yepyeni duruyor, atacağız aynı yemi. Ben aynı yemi 3 tur indiriyorum abi. Ersen abi baba bir şey çekiyor ya. Ha? Evet bak abi. Baba bir şey çekiyor. Kayıttayız evet. Bunu al abi istersen. Yok, sar biraz. Yok sar biraz abi, tekneye alalım. Dolamasın şey. Geldi, parladı. Şu ana kadar tuttuklarımın, yani şu anda buradaki tuttuklarımın içinde en iyisi bu. Ya ters bir yerinden yakalanmamışsa eğer. Parladı. Bana doğru getir abi. Nasıl? Aynayı yaptı. Orpoz cinsi bir şey yukarıda. Güzel evet. Of. Of. Çok baba of, abi. Of of. Çok baba bir şey. Bu bayağı baba abi. Dur abi alayım ben. Hadi. Bayağı baba. Perfect abi. Maşallah. Yastık yastık. Kibarı doldurduk abi. Ersen abi. Var mı abi? 4 kilosu var mı? Var. Temiz. Var. Ersen abi bir adım sağ tarafa alacağım. Seni hatta şöyle temiz 4 kilosu var. Kardeşim abi şöyle doğru geçeceğim sankımı. Temiz 4 kilosu var Ersen abi. Tebrikler. Sağ ol. Evet gülümseyin. Suat abi sen omzuna at abi. Tamam. Of müthiş çıkıyor bu arada kareler. Şöyle bir kare daha alacağım. Evet. Evet. Grubun fotoğrafçısı bu arada Berk. Harika fotoğraflar çekiyor. Burak abi. Tek bas. Nefis. Yar doldu. Tamam bak seni bir çekiyorum. Ya inanılmaz ya. Yani tamam şimdi senin pozuna 4 kişi abi. Birden aynı anda tam indir bindir balık alıyorsun yani. Okyanus tamam, zenginliği. Tamam, bekle abi. Bir de burada dediğim gibi dip balıklarına hiç bakan yok. Hafif aşağı indir balık. Yani bir de nereye gitsen her yer palamut, her yer dip balığı. Aşağıdan ya. Zaten bu hafta yakaladığımız balıklar. Blumerlin'den ve diğerlerini saymıyorum bile. Zevkten ölüyoruz öyle söyleyeyim. Yani Costa Rica zaten bu zamana kadar geldiğimiz lokasyonlar içinde en iyi lokasyon. Yani hepsini bir de çektim. Balık tutmaya gideceksek, keyif yani. Yapacaksak sanırım buradan daha iyi bir mera yok dünyada bence. Costa Rica belki de söylemiştim zaten. En iyi lokasyon. Ben de istiyorum foto. Costa Rica muhakkak oraya bir oraya bir tur yap dedim. Derken beni yakaladı. Arkadaş asistle. Ama şu an keyifler çok yerinde. Herkes çok mutlu. Çünkü çok iyi balık yakalıyoruz. İyi mücadeleler oluyor. Daha ne olsun diyoruz. Livard oldu. Nail abi en mutlumuz şu an. Bütün balıklara el koyuyoruz çünkü. Zevkten ölüyor. Ağzı kulaklarında bak. Atıyor alıyor, atıyor alıyor. Personel mutlu. Balık personel zaten mutlu. Bir dünya balıkları oldu çünkü. Bu bambaşka bir grouper diyor abi bak. Bu mu? Evet. Sarı yanak grouper diyor. Sarı yanak orpozu. Bu diyor şu ana kadar tuttuğumuz en farklı balık diyor. Tabii. Bizim plaka girdi. Abi, abi. Arkamızı yaratmamız lazım. En iyisi bu değil mi? Yes. Evet. En iyisi budur diyor. Diğerlerini diyor siktir et diyor. Boyuna, balığın boyuna bakmayın diyor. Çok kıymetliymiş. Beyler bunu aynı yere koyun.
Bunu kubbenin yanına tut. Söylenecek çok bir şey yok. Devam ediyoruz. Avdayız. Saat kaç ya buranın saatiyle? 1 herhalde. 1 falan. Daha 2-3 saat falan daha avdayız. Livarda yer kalmadı yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya bunları livar çok balık doldu. Bundan sonrakileri salalım diyorum. Koyacak yer yok. Oo, ben bile düşündüm yani. Lan başına taş mı düştü akşam? Ne oldu senin hayatları ya? Bir livarda yer yok. İki biz bu balıkları ne yapacağız? Amcam vicdana geldi arkadaşlar. Yok vicdana gelmedim de. Salalım diyor. Kaç tane şu an balığımız var? Buranın fakirine fukarasını çok var. Atırız abi. Ne yapalım? Yani burada fakir fukara var mı diyeceğim de. Var dışarıda. En fakir fukara burada biziz. Şöyle gözüküyor baktığı zaman. Yani, abi salacaktık da dipten çektiğimiz için yaşamaz diyor balıklar. Herhalde onların da gözü var. Fazlasını almayacağımızı biliyorlar. Bence personele bırak. Biz zevkini yapıyoruz abi. Personel ellerini uyuşturuyor sanki. Personel de bize tutturduğuna göre bunu. Demin yani, onlar yesin ekmeğini yani bence. Demin bir tane acayip balık çektim. Neydi zebra? Acayip dedi adam. Bunu dedi, nasıl buldun abi falan dedi. Yani burada dedi milyonda bir çıkar dedi. Ha boyu küçük ama. Ya balık İşleri acayip. Büyük. Yani oğlum göstersene. Benim Nail abi coştu geldim. Bir kere. Nail abi coştu bir kere. Göstersene oğlum. Millet görsün. Acayip bir balık. Neydi? Hangisi de bunu? Abi dedi nasıl yakaladın sen bunu dedi. Burada dedi bu balığı yakalayana dedi ödül veriyorlar. Kim deme. Bak dipsozu var orada. Sanıyana korfoz. Al bez, al bez. Göster oğlum sanıyana korfozu. Yani arkadaşlar boyu yanaltmışsınız. Balık çok değerli. Baba o canlı onu atalım mı? Aa dili şişmiş ya. Dili şişmiş de yani suda beklerse. Suda beklerse. Çünkü çok değerli bir balıkmış bu. Bu evet yani bu. Şöyle bir kısadan tutayım bir daha böyle. Yani bundan çünkü etmet de çıkmaz. Doğru düz. Renkli balık abi bak üzeri leopar deseni gibi. Burnuna doğru baksana. Yanakları farklı renk. Sarı sarı böyle renkler var ve solungaç altları turuncu kavun içi sarı. Çok. Aa şişmiş sarı bak. Şişti. Ya belki livarda dilini çekerse salalım nesli tükeniyormuş tüketmeyelim. Şunaları da kötü. Seneye falan geliriz gene tutarız. Ha bu suyun içinde kalsın biraz. Oraya da korkma. İşaret koyun ona. Büyüğü mü kurtarayım diyorsun? Yo öyle. Bu arada o dev gibi Ersan'ın tuttuğu bir tane Laos vardı. Yerde hala canlı. Yerde resim çekerken ayağıma bir koydu. Deşti ayağı. Şu an sağlara bir yarım saat ara verdim. Şimdi geliyorum. Dönüşü muhteşem olacak. Biz izlemeye devam edelim. Bunlara böyle su doldursan. Kanal ele geçirdim ha. Bitti. Ne dedi ben kaçırdım oraları ya. Oo Nail abi harbi kanal ele geçirdik. Nasıl? Hiçbir yere ayrılmayın abi. Nail Turan'la balık abi ya bundan sonra tamam. Farkında olmadan bir şeyler oldu orada. Yok ya. Şu balıkları Türkiye'de tutabilir misin ya bir günde? Ne bir günde? 2 saatte tuttuk şu balıkları değil mi? Yok abi nerede tutuyorsun? 2 saatte tuttuk şu balıkları. Senin o kırmızı gibi balık. Onu zaten saymıyorum da. 10 yılda bir denk gelir adama. Hayır yani bir 15 kilo trança gibi düşün onu. Yani. Dün gittiğimiz adam da şaşırmıştı. Bugün gittiğimiz adam da şaşırdı. Dün gittik abi neler yaptınız dedi. Abi biz de kısmetliyiz abi. Bugün geldik o adam da şaşırdı. Abi dedi nasıl oluyor ben de bir tura gidiyorum. Yıllardır. Adamların meraları patlattık. Böyle bir şey yok dedi. Abi basiretimiz bir çözüldü. Çözülme o çözülme. Türkiye'ye bağlamışlar. Türkiye'de o tutuyor. Dışarıda tutuyor. Suat abi midesinden çok acayip bir balık çıktı abi. Bunu yemiş bir tanesi. Kalamar değil mi? Aa mercan gibi bir şey. Mercan cinsi bir şey. Koca gözüme. Ama bayağı sindirmiş abi. Evet. Bayağı sindirmiş. Günün sonunda balık varsa final güzelse her şey güzeldir. Finalde güzel oldu. Patron yani. Mutlu son istedi. Geçen evet. Sene balığı yakalayabilmek için belki iskalepe etmek zorunda kalmışsın. Evet. Yolladık havaalanından. Ya şu balığı Türkiye'de ben 2 saatte tuttuğunu düşünsene. Öyle bir mera yok yani. Ama bu sene dertten ayrılamıyoruz. Evet abi. Bu sene beraberiz. Right here. İndirin beyler. Hadi bakalım. Ben biraz ara verdim çocuklar bana yetişin diye. Ben biraz ara veriyorum. Sigorta abi, engellenirse çok oldu fark. Allah razı olsun Nail abi. Ben yine geliyorum. Suat beni sakatladı. Yani şu maksimum 3 hafta. Nail abi özellikle sakatladım. Orfoz'u ayağına doğru attım. Ayağımı attı. Kadro dışı kalsın rakip diye sağlarını sağların dışına ittim onu. Evet. Nail amca kamışını aldım abi. Al lan al. Feda olsun. Adam şeye vereceğim diyor bundan sonra. Ne oldu? Var mı? Oldu mu? Bismillah sağ yeni. Aa indir yeni be. İndir yapıyoruz abi. Güzel. Var. Bak. Abi daha dibi buluyorsun balıklar bam gün vuruyor. Aşağıdaki bolluğu düşünsene. Taştı değil mi? Taştı. Oo var. Dur be. Oraya gel. Olma be. Aldı Suat abi. Güzel. Aldım. Daha dibi buluyorsun yapışıyor burada.
Fakir belli olsun. Yapma be. Adam da tuttu ya. Neyse bizim takımdan yabancı değil ya. Evet sağ ol. Hiçbir yerde. O balık sağlam galiba ona. Go Deniz. Go Sin. Atat denizden dolu sal ya o sağlam. Abi görüyorsun. Gidebilir aşağıya. Bakayım. Göbek şişti. Göbek önemli değil. Gider giderse alma verelim aşağıya. Gider mi? Hayır. Hayırdır ya. Konserimizi yaşarız. Burada geliyor gerçekten. Türkiye'de olsa aldık prize koyup bilmem ne yersin. Burada ne yapacağız? Adamlara bırakacağız. Yaşasın falan. Aynen. Aynen bir tane o beyaz otobüsü var. Uyan var ya. Bu mu? Hadi sağ ol. Yani o gidebilir yani. O. Acaba? Gidemedi mi? Kaptan dedi zaten ona. Kaldı suyun üstünde. Onlar hiçbir yaşamayacak dedi atarsan. Ne demek ki? Ne en azından denedik. Altına gitti biraz. Ya neyse içimi rahatlattın abi en azından. Nail abi gitti galiba. Nail abi burada şey mi yapıyorsun yoksa böyle? Daldı. Vicdan mı oldu? Biraz dolandı daldı. Ha vicdan mı yaptın Nail abi? Ya. Ha günah mı çıkartıyorsun? Sizi anlamıyorum. Niye nasıl salmıyorsunuz bu balık gibi? Ya nasıl anlamıyorum. Niye gidiyorsunuz? Şimdi ben Nail abi. Allah ömrünü ömür katsın. Çok güldürdünüz ya. Vallahi. Kardeşim salalım diyoruz. Olmuyor. Salmayalım diyoruz. Olmuyor. Abi senin bak videoda montaj yapması olarak kaç kere o balıkları salmayalım dediğini ben biliyorum. Oğlum nerede dedim ama onları ben? Türkiye'de. Gitti söylemedin evet. Ben tamam. Türkiye'de hayatımızda bu kadar balık tutan var mı? Ben gittim şu balıkları bir saatte tuttum diye. Abi o zaman bak insanlar seni bu yönde de tanıyacak. Yani fazlası da zarar diyorsun. Keşke bizim ülkemizde de tutulsun. Yemiş bu şu büyük balığın yanına böyle metre gibi buradan bir şey alıp koyup ondan sonra geri kalan. Büyükten küçüğe doğru. Hop. Ben aldım diğer iğnelerim dolsun diye bekliyorum. Yak artık. Bolluğa bak. Bak. Vurdum gol oldu be. Ersan abi şu an Agaşon'a yattı bekliyor. Tehlikeli bir duruş aldı şu an. Şahin bakışlarını dikti oltanın ucuna doğru. Vuruşlar geliyor. Balık buluyor ucuna kalmış görüyorum.
Balık geliyor. Balık aynaladı. Gider geldi. Balık aynaladı. En değerli. Milyarda bir bulunan bir balık. Sadece Nail abi tutuyor. Evet evet gördünüz. Suat da şahit. Nedir bunun adı? What's name? Yeloç. Sarı yanak herhalde abi. Evet. Kaçırdım ben yolda. Şu en alttakinden. Everything we're off the rock. Let's bring it back the line. Okay. Bir daha çekelim diyor. İsmiz. Tamam mı? Çekin diyor. Bekleyin. Dur. Beyler bekleyin. Balık mı var? Geldi mi abi? Yok mu? Var. Şu tamam. Sarı şeyi alayım mı? Abi şu yeşili. Ya da yeşili fark etmez. Yandık evet, takım. Tamam. Başka yere mi gidiyoruz? Çok büyük. Abi çekiyor balık ondan sonra. Abi ben atmayacağım. Acil alın. Sen de mi aldın? Birbirimize girdik. Dinlik sos var. Bende balık var da. Kurtarırsanız beni aşağıdan gelecek. Ben de bekliyorum. Bende güzel balık var galiba. Evet. Mete balığa doydun galiba. He? Şey bu mezgit gibi. Bak üçüncü de canlık oldu baksana ya. Harbiden mezgit yakalar gibi orfoz yakalıyoruz ya. Starit yakalar gibi. Laos yakalıyor. Yakalayınca da orfoz, Laos. Kırmızı mı? Geldi miydi? Hiç kırmızı gelmedi abi ya. Evet geldi. Ama burası orfoz neresi dedi abi adam. Ya o deminki şeyden daha kırmızı. Yemler de duruyor abi. Aynı yemle akşama evet. Kadar avlanıyorsun. Aynen böyle. Hiç. Okey Captain. Ne yapalım abi? Dönme işine. Nail abi. Tamamız biz diyelim mi? Captain. We are okay. Yeah, done. Yani çok iyi. Yolumuz thank you very much. You cut the fish? You wanna take it? Yeah, we take eating. To for fillet or for whole fish? No bütün fillet. Alright, when I tell the kids to make good fillet for you guys. Yeah, yeah, okay, okay. Alright. Giderken çok iyi bir şey olsa we take enough fish, another fish is yours, okay? Alright, thank you, appreciate it. Guys, you did great. Yeah, thanks man. You thank did. You captain, thank you. Evet sevgili dostlarım, artık Costa Rica'daki son günümüzdeydik bugün. Ya, özellikle Ersen abi çok istiyordu dip balıkları yakalamak, jig yapmak, silikon yapmak. Bugün jigden, silikondan ziyade çünkü çok iyi değildi donanımları, burada çok yapmıyorlar. Bonito yakalayıp canlı bonito, ölü bonito yemlerle bence nefis bir yem yaptık. Günün trofe balığını Nail abi çekti. Bugünün şanslısı Nail abiydi. Evet. Yani herkese nasip olmayacak, buraya göre de trofe olan müthiş bir balık çekti. Neydi? Kuberre Snapper. Kuberre Snapper diye. Bizim Trancha Sinerikillerden kırmızı dişli nefis bir balıktı. Bol bol zaten Girde yakaladık, Laos yakaladık. Hiç görmediğimiz çeşit balık yakaladık. Nasıl oldu Nail abi sence tur? Çok zevkli oldu. Bugün en çok benim şahsi zevk aldığım gün bugün oldu. Evet. Çünkü elimize hissederek vurarak aldı. Bir de tekneyi aldık tabii. Peki Costa Rica'nın genelini nasıl yorumlarsın? Costa Rica ülke olarak çok güzel bir ülke. Tertemiz, insanları güzel. Coğrafyası balık çok güzel. Av mirası inanılmaz. Av imkanları da çok güzel. Ya benim hayatım boyunca geçirdiğim en verimli haftaydı mesela balık avı olarak. Böyle dolu dolu bu kadar bir avcılık ben hayatımda yani yapmamıştım. 2 saat içinde yaklaşık 20'ye yakın girdi balığı yakaladık ve dev balıklar. Yani. İsmini bilmediğimiz bir sürü okyanus balığı, bir de büyük bir trofe yakaladık şansımıza. Bana denk geldi kısmet. 30 metrede yarım parça palamutla geldik o balık. Ve 20'lik makineyle çektik. Çok güzeldi. Gayet de iyi mücadele ettik. Vallahi mücadele ettik. Ersen abi sen neler düşünüyorsun bu seyahatle ilgili? Seyahat şahane. En sonunda bugünkü, yani daha önceki günleri zaten sen izah etmiştin. Yakaladığımız bunu merminler ve diğer trofe balıklarla. Bugün de Nail abinin tuttuğu büyük trofe bizi acayip heyecanlandırdı. Değil mi? Müthiş, yani müthişti. Çılgın müthiş. Gibi bir balıktı. Bir anda hepimiz oltalar takıldı. Filmlerde işte seyrettiğimiz, gördüğümüz. Evet. Ya yani belgesellerde falan insanlar daldığında böyle yanına gidiyorlar, okşadıkları balık gibi bir şey. Kocaman insanlar görecekler zaten.
Sonra hepimiz otaları değiştirdik işte, takımlar değişti. Kaptan bizi başka yerlere götürdü. Çok dediğiniz gibi 20'ye yakın trofe denecek balık Türkiye'ye göre. Bu kadar verimli güzel bir hafta geçirmiş miydin daha önce hayatın? Yok. Yani Costa Rica için ne düşünüyorsun? Costa Rica harika bir yer. İnsanları güzel, doğası çok saygılılar. Ya sanıyorum bu ekip buraya bir daha gelir, öyle hissediyorum. Yani gelinir, buraya ailece de gelinir. Bu takımlarla, oltalarla av da yapılır, gezilir de. Güzel bir yer. Evet, Mete ilk defa katıldı bize bu seyahate. O da balık sevdalısı. Sen ilk turunda tabii Nirvana'ya ulaştın. Bundan sonraki balık avı nasıl mutlu edeceğiz? İşin çok zor ya. Seni bu saatten sonra mutlu edeceğiz. Köpez nasıl tutacak? 3 gün boyunca farklı disiplinlerde değişik avlar yaptık. Yani her gelen balıklar trofe. Her gelen balık. Bu kadar bekliyor muydun abi? Yani ben de bekliyorum. Kaptanlar da beklemiyor. Yani inanılmaz. Söylediğimiz kaptanlar bile şaşırıyor yani. Bizim basiret çözüldü bir kere abi. Bizim basiret çözüldü. Benim rekorlar patladı. Evet. Yani son noktada. Herkes hayatının rekorlarını yaşadı bu hafta. Belki senin de söylemek istediğin bir şey var mı bu haftayla ilgili? Ya vallahi benim en mutlu olduğum şey bizimle beraber gelen tüm misafirlerimizin mutlu olması. Artık onlar bir ailemizin üyesi. Hepsi birer amcamız, abimiz. Vallahi yani çok mutluyum ben de o yüzden. Herkes istediği balığı aldı, trofelerini aldı. Rekorlarını Blue Marlin anlamında 150-250 kilolara çıkarttı. Bundan sonra nasıl mutlu edeceğim onları onu düşünüyorum. Çıta çok yükseldi. Bu arada hemen Berk'e sevgili Serhat bir alkış koyuyoruz burada. Gelsin alkışlar. Gerçekten bu zamana kadar yaptığı seyahatler. Bu turda da yani uçak daha havaalanına indiğimizden son saniyeye kadar her detayı tüm ayrıntısıyla düşünüp müthiş bir organizasyon yapmış. Ona da tabii çok tecrübeli bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Kamera arkasında vardı, o görünmüyor. Serhat drone çekimleri, kamera arkaları. Serhat'a da bir alkış alalım. Serhat'a da bir alkış. Serhat kendine de bir alkış koy. Buradan zaten editleri görüyorsunuz. Müthiş bir yere çıkardı çıtayı Serhat'ta. Burada da çok güzel kayıtlar aldık, görüntüler aldık. Biz bugün turumuzu kapatıyoruz. Şimdi balıkları ayıklayacaklar. Serhat onları çekecek. Çok güzel yani filetolar çıkaracaklar, ayıklayacaklar ama ben videoyu burada kapatacağım. Ondan sonra balık ayıklama kısmını dönüş yolunda siz izleyebilirsiniz. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek veriyoruz. Hep söylüyorum bunu. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Maddi manevi kesinlikle emek veriyoruz. Ailelerimizden uzak. Her sabah 6'da çıkıp akşam 6'lara kadar çok yoruluyoruz, çok emek veriyoruz ama hem bu işi seviyoruz, hem keyif alıyoruz, hem de sizlere bu keyfi yaşatmak istiyoruz. Herkesin atlayıp Costa Rica'ya gelme imkanı maalesef yok. Ama ben yorumlarda okuyorum. Abi biz de senin yanında, senin teknende beraber av yakalıyormuşuz gibi bütün dünyayı dolaşıyoruz diye böyle sağ olsunlar minnettar yorumlar okuyorum. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Bunu da devam ettiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir videolarımızı. Abone olmayanları yine abone olmaya davet ediyorum. Ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum.